Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı MEP ders kitabı sayfa 70'deki sıra sizde sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler bir sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor gençler. Şu boşluklarımızı kullanarak A'dan başlıyorum ve işlemlerimizi yapıyoruz. 575'i 25'e böleceğim. 575 bölü 25 diyoruz. işte 5'in içinde yok. 57'nin içerisinde 25 2 kere. 2 kere 25 50 yapar. Ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. 7'den 0 çıktı 7. 5'ten 5 çıktı 0. 5'i aşağı indirdim. 75'in içerisinde 3 kere. 3 kere 25 75 olur. Ve işlemimizin sonucunu 23 olarak yanına yazarız. Evet ikinci işlemimizde 8932'yi şöyle kalemizi rengini değiştirelim. 28'e böleceğiz. Evet gençler 89'un içerisine 3 kere dersem 3 kere 8 24 elde var 2 3 kere 2 6 2 daha 8 çıkarıyorum 9'dan 4 çıktı 5 ve 0 3 indirdim 53'ün içerisinde Kaç kere gençler? 1 kere, 2 kere dersem 56 olur. 1 kere 28. 28. 3'ten çıkmaz. 13'ten 8 çıktı gençler 5. 4'ten 2 çıktı 2. 25'in içinde yok. 2 indirdim. 252'nin içerisinde. Evet, kaç kere arkadaşlar? 252'nin içerisinde? 9 kere dersem acaba? 9 kere 8 72. Elde var 7. 9 7 yazalım. 9 kere 2 18 7 daha 25. Evet bu işlemimizin sonucunda da 319 olarak yazalım. Evet 4992'yi gençler şu sağ tarafta kullanalım. 4992'yi 24'e bölüyorum. Evet 49'un içerisinde 2 kere 2 kere 24 48 1 kaldı. 9'u indirdim. Gençler şuraya da 0 yazalım. 9'u indirdim. 19'un içinde yok. Bakın 2'yi indirebilmek için önce mutlaka 0 ekliyorum. Daha sonra 2'yi indirdim. 192'nin içerisinde şöyle 8 kere dersem bakalım olacak mı? 8 kere 4. 32 elde var 3. 8 kere 2. 16. 3 daha 19. Evet. 208 olur. Bu işlemimizin sonucunda buraya yazalım. Son olarak 729'u şu yan tarafı kullanacağım. Ve 3'e böleceğim. 7'nin içerisinde 3, 2 kere 2 kere 3, 6. 1 kaldı. İndirdim 2, 12 oldu. 4 kere 4 kere 3, 12. 9 indirdim 3 kere 3 kere 3, 9. Ne oldu gençler? 243 oldu işlemimizin sonucu diyelim. Evet ikinci sorumuza geçelim. Evet. İkinci ikinci soruda kutular arasındaki işlemlere göre sonuçları bularak ilgili kutuları yazınız diyor. Gençler şöyle kalemin rengini değiştireyim karışmasın. 7020'yi 45'e böleceğim. Öncelikle şu sol tarafı kullanacağım. 7020 bölü 45. 7 de yok. 70'in içerisinde bir kere. Bir kere 45. 45. E, sıfırdan çıkması 10'dan 5 çıktı 5. 6'dan 4 çıktı 2. 2 indirdim. 252'nin içerisinde 45 gençler 5 kere dersen 5 kere 5 45 elde var 2 5 kere 5 25 elde var 2 5 kere 4 22 daha 22 2'den çıkmaz 12'den 5 çıktı 7 4'ten 2 çıktı 2 0'da yazdım 0 indirdim gençler 270'in içerisinde 6 kere dersen 6 kere 5 30 elde var 3 24 6 kere 4 24 3 daha 27 156 oldu işlemimizin buradaki sonucu. Şimdi ne yapacağız? 156'dan 123'ü çıkaracağım. 6'dan 3 çıktı 3, 5'ten 2 çıktı 3 ve 0. Evet buraya 33 yazmamız gerekiyor. Şimdi sağdaki işlemimizde şuradan kullanalım ve yazalım. 8960'ı 35'e böleceğim. Evet, şurayı kullanmak istiyorum. 8960 bölü 35. 2 kere var dersek gençler. 2 kere 35 70 yapar. Çıkarıyorum. 19 kaldı. 6 indirdim. 196'ın içerisinde 5 kere var desek ne olacak gençler bakalım. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 3 15 2 daha 17. Bakın çıkardığımız zaman 1 2 evet 21 olduğu için yani 35'ten küçük olduğu için 5 7 diyoruz. Bir de sıfır indirdim. 210 içerisinde 6 kere dersek 6 kere 5 30. Elde var 3. 6 kere 3 18. 2 daha 21. E, sıfır kaldığını görüyorum. Demek ki sonucumuz 256 olacak. Peki 256'yı da 32'ye bölelim. 25'te yok gençler. 256'ın içerisinde 32. 8 kere dersek 8 kere 2 16. Elde var 1. 8 kere 3 24. Bir daha 25. Evet 256 tam denk geldi. O halde sonuç olarak 8'i de buraya yazalım. Evet sevgili gençler. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet sevgili arkadaşlar. Üçüncü soruda 9936 bölü 48 işlemi yandaki gibi çözen bir öğrencinin işlemde hata var mıdır? Varsa düzeltiniz diyor. Yaşlar işlemi aynen yazalım bizde. 9936 böyle 48. Evet 9'da yok. 99'da 2 kere. Bakın 2 kere 48 96. Çıkardım. 3 kaldı. 0 kaldı. Gerçekten buraya kadar hata yok. Şimdi 3'ü indirdim. 33'ün içerisinde 48 yok. Evet gençler bakın hatamız burada. 33'ün 33 içerisinde 48 yok. Şimdi 6'yı indirmeye ihtiyacım var. Ondan önce ne yapıyorum? Bakın bir tane indirdi ve işlem yapamadıysam önce 0 ekliyorum. Daha sonra 6 indiriyorum. Bakın buraya 0 yazmadığı için evet burada hata yapmıştır diyoruz. Devam edecek olursam şimdi 7 kere 7 kere 8 56 elde var 5. 7 kere 4 28 5 daha 33 ve 0 kaldığını görüyorum. İşlemimizin sonucu ne olması gerekiyordu gençler? 207 olması gerekiyordu. Evet. Bölüm 27 değil 207 olmalıydı diyelim. Evet sevgili gençler. Şöyle biraz daha kaldırarak dördüncü sorumuza bakalım. 1975 kilogram buğday 30 kilogramlık çuvallara doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç tane çuval gereklidir diye soruyor. Ne yapmamız gerekir gençler? 1975'i 30'a bölmem gerekiyor. Şöyle bakalım. Bir de yok. 19 yok. 197'nin içerisinde. Evet. Kaç kere deriz gençler? 6 kere. 6 kere 30. 180. 17 kaldı. 5'i indirdim. 175'in içerisinde. 5 kere dersen 5 kere 30. 150. Evet gençler bakın burası önemli. Şimdi 67 tane gençler tam çuvalda olacak. 67 tam. Tam doğru olacak. Şimdi gençler bakın burada 25 kalan var. Yani 25 kilogramda ne kaldı? E, kalan var. Bu 25 kilogram içinde bir çuval gereklidir. O halde bir de eksik çuval var diyeceğiz. O halde toplamda 65 artı birden. 66 çuval gerekir diyoruz. Evet gençler burada tamamını dolduracağımız için ne yapıyoruz? Bir tane de ekstradan o az kalan buğday için çuval kullanıyoruz. Evet 5. sorumuza baktığımız zaman aşağıdaki işlemlerde şekillerin yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz. Diyor gençler öncelikle bakın şuradaki dikdörtgeni bulmak için 179 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 9 63. Aynen yazdım. Elde var 6. 7 kere 7 49. 6 daha ne yapar gençler? 55. Elde var 5. 7 kere 1 7 5. Daha 12. Evet. 1253 oldu. 1253 ilk yazılması gereken sayımız. Peki gençler. Şimdi bunu 358'i 179 buradaki kareyi çarptım ve 358 buldum. Şimdi gençler ben buraya 2 yazarsam 2 kere 9 18 8'ini yazdık elde var 1. 2 kere 7 14 1 de elde 15 5'ini yazdım elde var 1. 2 kere 1 2 1 de elde 3. Evet bakın buraya da 2 yazılması gerekiyor. Şimdi bir de bunları toplarsam 3 8 5 daha 13 elde var 1. 5 7 8 3, 1 daha 4. 4833 de işlemimizin sonucu olur diyoruz. Evet, B'de bölme işleminde gençler bölüneni bulmak için yani bu dikdörtgeni bulmak için bölenle bölümü çarpmam gerekir. O halde 48 ile 36'yı çarpalım. 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 4 24. 4 daha 28. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 4 12. 2 daha 14. 8, 4 daha 12 elde var. 1, 4, 6, 1 de elde. 7 ve 1. 1700. olması gerekiyor. Pardon. 1700. 28 yazılması gerekir. Dikdörtgenin yerine diyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim. 6. sorumuza geçelim. Evet, 6. soruda yandaki tabloda iki marketteki aynı ürünlerin fiyatları gösterilmiştir. 12 paket peçete ve 20 litre su için en az kaç TL ödeme yapılması gerekir diyor. Evet, H markete ve C markete bakalım. 4 paket 3 lira, 3 paket 3 lira gençler. Az ödeme yapmak için ne yapmam gerekiyor? 4 paketi 3 lira olanı, yani H marketinden peçete alacağım. Şimdi suya bakalım gençler. 5 litresi 2 lira. 8 lirası 4 lira gençler. Burada da uygun olan aslında şöyle düşünelim. 2 lira demek gençler. 200 kuruş demektir. 4 lirada 400 kuruş demektir. Şimdi ben 1 litresini bulabilmek için yani uygun olanı bulabilmek için 200'ü 5'e bölüyorum. 40 kuruş olur. Buradaki H marketindeki gençler 1 litrenin fiyatı. E 400'ü 8'e bölüyorum gençler. 40'ı böldüğüm zaman 5. Bir de 0 ekledim. 50 kuruş olur. O halde buradaki litre fiyatı 50 kuruştur. Demek ki gençler biz her iki ürünü de nereden almamız gerekiyor? H hey marketinden alacağız diyorum. Şimdi 4 paketi 3 ise 12 paket peçete. Bakın şöyle yazalım. 4 paket peçete 3 TL ise 12 paketim soru işaret diyorum. Gençler bakın 4'ün 12 4'ün 3 katıdır. O halde burada soru işaretini bulabilmek için 3 ile 3'ü çarparsam 9 TL olur peçete. Şimdi aynı mantıklı sevgili gençler. 20 litre su alacağız. Bakın ne dedik? H marketinde 5 litresi 2 liraydı. Şöyle bölelim. 5 litresi 2 TL ise 20 litresi Şöyle düşünelim gençler. 20 litre 5'in 4 katıdır. O halde burada su fiyatı içinde ne yaparım? 2 ile 4'ü çarparım. 2 kere 4'ten 8 TL'de su ücreti tutar diyoruz. Peki toplam ne oldu? 9 artı 8 17 TL olur. En az ödeme diyelim. Evet. 7. sorumuzda 18 elmayı 4 arkadaş eşit olarak paylaştıklarında her birinin payına ne kadar elma düşer? Arkadaşlar 18'i 4'e bölelim. Birin içinde yok. 18'e 4 kere. 4 kere 4. 16. Bakın 2 kaldı. Şimdi her birine gençler 4 tane tam düşecek. Diğerini kesir olarak yazarız. 4 tam. 2 bölü 4. Ne demek gençler bu aslında 4 tam. 2 bölü 4. Şöyle yazabilirim. Sadeleştirebilirim 2 ile. 4 tam 1 bölü 2. Gençler 1 bölü 2 zaten bizim için buçuk demektir. Yani her birine Dört buçuk elma düşer diyoruz. Evet sevgili gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet gençler sekizinci soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz tahminlerinizle gerçek sonucu karşılaştırınız. Gerçekten öncelikle tahmin sonucu bulacağım. 928'i yüzde yuvarlarsam 900'dür. 29'u yüzde yuvarlıyorum 30. Şimdi 900'ü 30'a bölerken önce sıfırlardan birer tane sildim. 90'ı 3'e böldüm. Tahmin sonucumuz 30'dur. Bakın burası 30. Peki gerçek sonuçta 928'i ne yapıyorum? 29'a böleceğim. 92'nin içerisine gençler 3 kere dersem 3 kere 9, 27. Elde var 2. 3 kere 2, 6. 2 daha 8. Şimdi çıkarıyorum gençler. 12'den 7 çıktı. 5 ve 0. 8 indirdim. 58'in içerisine 2 kere. 2 kere 9, 18. Elde var 1. 2 kere 2, 4. 1 elde, elde 5. Evet, gerçek sonucumuz 32. E, aradaki farkı istedi. 32'den 30'u çıkartırsam 2 olur fark diyoruz. Evet gençler burada 1458'i gençler 18'e böleceğiz. Burada da yine en yakın yüzde yuvarlarsam 1400 hatta 1500 diyelim gençler. Evet en yakın yüzlük olursa 1500 bölü 20. Şimdi şöyle birer sıfır attım. 150'yi 2'ye bölersem gençler 75'tir. Yüzüğü yuvarlayarak 1458'i ne yaptık? 1500'e yuvarladık. Bunu da 20 olarak yazdım. Bunu da böyle de böldük 75. Bir de gerçek bölme işlemini yapalım. 1458'i 18'e biliyorum. 14'ün içinde yok. 145'in içerisinde 8 kere dersem 8 kere 8 64 elde var 6. 8 kere 1 8. 6 daha 14 1 kaldı. 18'in içinde 1 kere 1 kere 18 18 Evet burada işlemimizin gerçek sonucu 81 çıktı. Aradaki fark da 6 olur diyoruz. Evet sevgili gençler. Tabi burada arkadaşlar şunu da yapabiliriz. Bakın başka bir tahmini nereye yuvarlayacağımızı söylemediği için. Gençler 18'i 20 yaptım ya burada. 20'nin katı olacak şekilde 1600'e de yuvarlayabiliriz. Evet yani bölen sayının tam katı olacak şekilde böyle yuvarlarsam buradan da 80 bulabiliriz gençler. Yine 81 der, buradan farkını 81'den 80, 1'den 80'i çıkartırsam 1 olduğunu da söyleyebiliriz. Burada tabii tahminin nereye yuvarlayacağını söylemediği için arkadaşlar bu iki işlemin her ikisi de doğru olur diyoruz. Evet, 9. sorumuza geçelim. Aşağıda verilen işlemleri uygun stratejilere göre zihinden yapınız. İşlem sonucunu ve izlediğiniz adımları yazınız. Gerçekten 4900'ü 700'e bölerken öncelikle ne yapmam gerekir? Öncelikle bakın buradaki iki sıfırı silebiliriz arkadaşlar. Önce sıfır, e, ikişer sıfır silelim. Silinir diyorum. Şöyle sıfırları sildim. 49'u 7'ye böleceğim. Daha sonra ne yapıyor? Sonra 49 bölü 7'den 7 olur işlemimizin sonucu diyelim. Peki 435'li gençler 5'e bölerken ne yapalım önce? Şimdi 5'e bölmek yerine gençler 10 ile bölmeyi tercih ediyorum. Bunun için ne yapıyorum? Önce 2 ile çarpalım. Önce 2 ile çarpalım. 2 ile çarpıp 10'a bölmek demek aslında 5'e bölmek demektir. Sonra 10'a bölelim. Çünkü 10'a bölmek daha kolay gençler. 435'i 2 ile çarparsam 870. 870'i 10'a bölüyorum. Şöyle birer sıfır sildim. 87 olur işlemimizin sonucu. Evet gençler 874'ü 23'e bölerken de ne yapabiliriz arkadaşlar? Ee, burada 23'ü 25 gibi düşünürsem yani en yakın katını düşündüm. Burada da gençler 875 olarak düşünürüz. Ne yaptık? Burada yuvarlama işlemi yapmış olduk. Önce yuvarlar sonra böleriz diyelim. Evet 875'i 25'e bölelim. 87'nin içerisinde 3 kere 75 yaptım. 120 125'in içinde de gençler pardon 125'in içinde de 5 kere diyorum 5 kere 25 125 Evet 35 sonucunu elde ederiz. Evet gençler. 10. sorumuza geçelim. Biraz yukarı kaydırıyorum. Evet 10. soruya baktığımız zaman sevgili gençler. Aşağıda verilen problemleri çözünüz diyor. Birinci problemde Melike ve ailesi bir gezi turu kapsamında 90 km yol giderek 15 günde farklı şehirleri ziyaret ettiklerine göre kaç kilometre yol gitmişlerdir? Evet bir gezi turu kapsamında günde 15 km gidiyor ve 15 günde arkadaşlar farklı farklı yerlere gidiyor. Bu işlemi bulabilmek için ne yaparım? Bakın bir günde 90 km o halde 15 günde 90 çarpı 15 5 kere 0 0 5 kere 9 45 1 ile çarparsam 90 1350 km şöyle yazalım 1350 km yol gitmişlerdir toplamda diyelim. Evet B'deki probleme bakalım. Kalemimi rengini değiştireyim. Neriman ve ailesi bir gezi turu kapsamında her gün eşit mesafede yol alarak 20 günde toplam 2220 kilometre Yol gitmişlerdir. Buna göre bir günde kaç kilometre gittiler. Şimdi gençler burada ne yapıyoruz? Toplam gidileni bir günde gittikleri yola böleceğim. Yani 2220'yi 20'ye böleceğim. Gençler işlem kolaylığı olsun diye her ikisinden sıfırı silebiliriz. 2'nin içinde bir kere bir kere 2, 2 2'yi indirin. Tekrar bir kere Tekrar indirdim. Yine bir kere diyorum. 111 kilometre yol gitmişlerdir. Bir günde diyoruz. Evet, 11. sorumuza geçelim. Evet gençler, 11. sorumuza baktığımız zaman mevcuda 38 olan bir sınıftaki öğrenciler 9 kişilik takımlar oluşturarak yakan top oynayacaklardır. Buna göre kaç takım oluşturulur diye soruyor. Gençler 38'i bir takımda 9 öğrenci olacak veya 9 kişi olacak diyoruz. 9'a bölüyoruz. 3'te yok 38'in içerisinde 4 kere 4 kere 9 36. 38'den 36'yı çıkarsam 2 kişi kalır. Gençler bakın burada 2 kişi 9 tane tamamlanamadığı için bu 2 kişi ihmal edilir. Yani bunu görmeyiz. E 4 takım oluşturulur diyoruz. Bakın buradaki bölüm bizim takım sayımızdır. 4 takım oluşturulur. 2 kişi açıkta kalır. Evet sevgili gençler. 12. sorumuzu şöyle biraz yukarı kaldıralım ve çözmeye çalışalım. 73 tane kitap sırasıyla İnci, Gonca ve Canan'a birer birer paylaştırılıyor. Paylaşma işlemi kitaplar bitene kadar sürüyor. Buna göre gençler aşağıdaki boşlukları doldurunuz. gençler 73'ü şimdi 3'e bölecek olursam bakın 73'ü 3'e bölelim. 7'nin içinde 2 kere 3 6 13'ün içinde 4 kere 4 kere 3 12 Şimdi gençler şöyle düşünelim. Bakın ince Gonca ve Canan. Şimdi her birine birer tane vererek devam ediyorum. Bir verdim, bir verdim, bir verdim. Şimdi her birine bir tane verdiğim zaman aslında üçlü tane, üç tane kitap eksildi. Şimdi 24'er tane verdim de bu şekilde. 24 geldi, 24 geldi, 24 geldi. Şimdi bir tane kitabımız var. Burada açıkta kalan bunu ne yapacağız gençler? Sonunda inciye vereceğiz. Yani o halde incinin kitap sayısı şunları görmeyelim. İncinin kitap sayısı 25 olacak. Diğerleri 24 olacak diyorum. O halde en çok kitabı ince almıştır. Peki Canan gençler Canan 24 kitap aldı. Çünkü Canan'la Gonca eşit sayıda kitap alıyorlar. Eşit sayıda kitap alabilmeleri için en az kaç tane kitaba ihtiyaç var? Gençler bakın burada Gonca ve Canan'a da birer tane kitap gelseydi yani iki tane daha kitap olsaydı herkes eşit sayıda kitap almış olacaktı diyorum. Evet gençler bu soruyla daha dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.